Versa var. Evet, şimdi biz bilanço dönemini atlatmışken hemen bununla ilgili bir bilgi, yani bir ayrıntı vereyim. Bazı bilançolar nefis gözüküyor manşette, fakat alt kalemleri kazıdığınız zaman altından biraz kekremsi şeyler çıkabiliyor. Benim için Enerjisa'nın bilançosu biraz böyleydi. Fakat Enerjisa'nın bu sene iyi kağıtlardan biri olabileceğini hala düşünüyorum. Bence çok ciddi bir hikaye var elinde. Otomotiv sanayine elektrik dağıtımı sağlamak gibi. Ve şu anda da grafikte 30 seviyesinin üzerinde kaldıkça burada konsolide olduğunu ve net bir destek geldiğini görebiliyorum. Fakat yükselişin başlaması için 32,5'un üzerinde net bir kapanış lazım. Yani elinizde yoksa 30 seviyelerinden buradan alıp 32,5 seviyesine dikkatle takip edebilirsiniz. Alt tarafta görüntünün bozulması için de 27,5'un altında bir kapanış lazım. Bu dediğim her şeyi teknik olarak çöpe atacağımız senaryo 27,5'un altındaki bir kapanış. Ben bu sene Enerjisa'dan daha çok yukarıya yönlü eğilimler bekleyeceğim. Ama şimdilik o üzerindeki son bir düzeltme baskısını kırmış değil. Henüz o coşku gelmeyen kağıtlardan biri. Zaten doğası gereği de aslında çok coşkulu bir kağıt değil. Böyle zaman zaman hareket ediyor. Ama bu sene onlardan biri olması gerektiğini düşündüğüm kağıtlardan biri. Hani bu hareketi artık bu sene içerisinde görmemiz lazım bu kağıtta. Peki, Türk Traktör var.